Bugün 16 Aralık 2018, %95,89'unu yaşadığımız 2018'in 350. günündeyiz. Vay be, ne çabuk geldi de geçiyor diye hayıflanası geliyor insanın, değil mi? Onun yerine geri kalan o 4,11'lik kısma odaklanmanızı öneririm. Bu son 15 günde yapılabilecek en güzel işlerden biri ne biliyor musunuz? Kendine bir hediye düşünmek. Doğum günü hediyesi gibi bir şey. Çünkü bence her insanın iki doğum günü vardır. Biri gerçekten doğduğu gün, diğeri yılın doğum günü. Yani yılın doğduğu gün, ilk gün. Seninki bireysel, yılınki toplumsal bir doğum günü. Zaten toplumsal olduğu için herkes birbirine hediyeler veriyor ya. Bu hediyelerin bir kısmı güzel, bir kısmı da işte. Sadece hediye vermiş olmak için verilen türden şeyler. Eşin, kardeşin, dostun seni ne kadar iyi tanıyorsa o kadar isabetli seçimler yapıyor. Sen de o ölçüde mutlu oluyorsun. Şimdi başkalarını ve onların sana verdiklerini beğenip beğenmemek kolay da sen kendine bir hediye verecek olsaydın bu ne olurdu? Çikolatalı pasta? Güzel ama onu birkaç dakika içerisinde silip süpürdükten sonra en fazla tadı damağında birkaç saat kalacak. Kıyafet? O da güzel ama onu da birkaç hafta giydikten sonra o da dolabının bir köşesinde kalacak. Big mistake. Big. Huge. Benim önerim kendine bir hediye düşünürken biraz daha uzun süreli etkiye sahip bir şeyler hayal etmek. Şimdi geç aynanın karşısına, bak şöyle bir kendine, karşında duran o insanda beğenmediğin şeyleri görmeye çalış. Sonra da o insanın nasıl bir kişiye dönüşmesini istediğine karar ver. Bu sanıldığından çok daha zor. O yüzden insanların pek çoğu hayatları boyunca başkalarına hediye alırlar, verirler, onları eleştirirler, beğenirler, beğenmezler. Ama bir kez olsun kendilerinin gerçekten neye ihtiyaç duyduklarını düşünmezler. Kendini tanımak zordur. Beğenilecek yanlarını beğenmek, beğenilmeyecek yanlarını eleştirmek. En önemlisi gideceğin yolu bilmek. Keşke birisi yeni yıl hediyesi olarak sana bunu verse. Al dostum. Bu paketin içinde gideceğin yol var, senin hedefin. İşte bunu senden başka kimse yapamaz. O yüzden yılın geri kalan şu küçücük kısmında bu son 15 günde yapabileceğin en güzel şeylerden biri kendine bu hediyeyi düşünmek. Hedef hediyesini. Eğer sen bunu yapmaya söz verirsen benim de sana bir hediyem olacak. O yolda yürümene yardım edecek bir şey bu, bir tasarım. Zinciri kırma takvimi. Bu takvimi aşağıda verdiğim linkten, benim web sitemden İndiriyorsun, bastırıyorsun ve sonra da 3 şey yapıyorsun. İlki en zoru. Az önce söylediğim gibi bir hedef belirlemek. Zor ama en azından önünde 15 gün var bunu düşünmek için. Kendine şu soruyu sor. Önümüzdeki yıl ne olmak istiyorsun? Daha sağlıklı olmak istiyorum. Daha akıllı olmak istiyorum. Daha mutlu olmak istiyorum. Daha sosyal olmak istiyorum. Bu istekler gayet güzel ama sadece istek. Bunların bir istekten hedefe dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için de onların ölçülebilir olması gerekiyor. İlkinden başlayalım. Fiziksel olarak sağlıklı olmak için yapılabilecek pek çok şey var. Egzersiz yapabilirsin, spor yapabilirsin. Ama biz bunların içerisinde en kolayını, herkesin yapabileceği bir şeyi düşünelim. Mesela yürümek. Günde kaç adım atabilirsin? 10 bin. O zaman en başta düşündüğümüz gelecek yıl daha sağlıklı olmak istiyorum isteği her gün 10 bin adım atacağım şeklinde bir hedefe dönüşebilir. Daha akıllı, böyle vizyonu geniş, karizmatik bir insan mı olmak istiyorsun? Bunun da pek çok yolu var elbette ama en temel yollardan biri bol bol kitap okumak. Bir de sesli okursan diksiyonun da güzelleşir, kendine güvenin yerine gelir, işte o da karizmana destek olur. O zaman bu isteği her gün 20 dakika sesli kitap okuyacağım şeklinde bir hedefe dönüştürebiliriz. Ruhsal olarak daha huzurlu, mutlu bir insan mı olmak istiyorsun? Bunun da pek çok yolu var ve bu yollardan bir tanesi bilimsel olarak da ispatlanmış bir şey. Bir şeylerden kaçınman gerekiyor. İlginç bir paradoks olacak ama şu anda beni izlediğin türdeki ekranlardan, sosyal medyadan. Çünkü yapılan araştırmalar depresyonla, mutsuzlukla bunun arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi kuruyor artık. Ekranların önünde geçirdiğin zamanı azalt. Bu durumda mesela yeni yıl hedeflerimizden biri şu olabilir. Her gün en fazla 30 dakika ekran karşısında olacağım. Ekranların yüzüne bakmaktansa insanların yüzüne bakarak daha sosyal birimi olmak istiyorsun. Güzel bir istek. Bunu da revize edelim. Bu işin bir adını koyalım. Ve diyelim ki mesela
Her gün birisine güzel bir söz söyleyeceğim. İşte artık net, somut ve ölçülebilir hedefler koyduk önümüze. Yani zinciri kırma metodolojisinin ilk şartını gerçekleştirmiş olduk. Üçüncü şartını 1 Ocak günü bu konuda attığımız ilk adımın sonrasında takvimimize çarpı atarak gerçekleştireceğiz. Ertesi gün bir çarpı daha, sonra bir çarpı daha. Amacımız çarpılardan bir zincir oluşturmak ve bu zinciri hiç kırmadan uzatmaya çalışmak. Ama bu da sanıldığı kadar kolay değil. O yüzden az önce atladığım o ikinci şartı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burası çok önemli. İkinci şart, hedefi ikiye bölmek. Yani biraz yumuşatmak, hafifletmek. Çünkü ilk başlarda plan yapma aşamasında insanlar çok çabuk gaza geliyor. Hemen öyle büyük laflar etmeye başlıyor. Ben şunu da yaparım, bunu da yaparım, ne olacak canım? Ama bunları uygulamaya başlayıp önüne engeller çıkınca, zorlanmaya başlayınca motivasyonu düşüyor, zincir kırılıyor. Bizim amacımız zinciri kırmamak olduğu için daha en başta hedefimizi birazcık daha yumuşak, hafif bir hedefe dönüştürebilmemiz mümkün. Mesela her gün 10.000 değil de 5.000 adım atacağım. Her gün 20 değil de 10 dakika sesli kitap okuyacağım. Her gün en fazla 30 dakika değil de biraz daha fazla, 1 saat mesela ekran karşısında kalacağım. Her gün birisine güzel bir söz söyleyeceğim. Ha, bak bu sonuncusunu azaltmasak da olur bence. Zaten bilenler bilir, geçen yıldan abonem olanlar hatırlayacaktır. Geçen yıl böyle bir hedefi gerçekleştirebilmek için 365 güne özel 365 sözden oluşan bir defter yapmıştım. Hazır bu defter elime geçmişken bugün için hangi söz varmış bir onu okuyalım. 350. gün demiştik. İlginç bir söz. Tam da bugün anlattığım konuya uygun düşüyor. Bunu daha önce planlamamıştım. Hiçbir şey siyah ve beyazda olduğu kadar basit değildir. Söylemiştim, bu metodolojiyi, yani zinciri kırmayı uygulamak da öyle sanıldığı kadar kolay değil. O yüzden gelin biz son hedefi bile yumuşatmaya çalışalım. Her gün birisine güzel bir söz söyleyeceğim. Ağır mı geldi? Bunu bile yapamam diyorsan hiç kendine fazla yüklenme. Yapamayabilirsin, insanlık hali. O zaman her gün değil de her pazartesi, her çarşamba, haftada bir, iki haftada bir, ayda bir şeklinde revize et. Tasarladığım takvimin en önemli özelliklerinden biri klasik takvimlerden farklı olarak bu tür frekanslara da uygun olması. Her gün bir şeyler yaparak yatay bir zincir oluşturabileceğin gibi haftada bir şeyler yaparak dikey zincirlerde yapabilirsin. Yeter ki yılın başında kendine verdiğin o sözü tut. Şimdi yine yapılan araştırmalara göre bir insanın kendine verdiği bir sözü, önüne koyduğu bir hedefi gerçekleştirmesi yolunda 3 önemli engel var. Yani kendine verdiğin o sözü ne zaman tutamazsın biliyor musun? Gerçekçi olmayan hedefler koyduğun zaman. İşte o yüzden biz hafifletiyoruz, ikiye bölüyoruz hedefi. İlerlemeni takip etmediğin zaman. O yüzden çarpılar atıyoruz takvime. Takip ediyoruz yaptığımız işi. Ve tabii hedefini unuttuğun zaman. İşte hedefi unutmamak için zaten buraya güzelce yazdıktan sonra onu gözümüzün önünden, masamızın üstünden, duvarımızdan ayırmıyoruz. Her sene olduğu gibi daha da büyük bir şekilde önünde durmasını istiyorsan diye bunun bir poster versiyonunu tasarladım. Bu yılki tasarım spiral bir hedef tahtası şeklinde. Hedefi tam 12'den vuracaksın 2019'un son gününde ve zinciri oluştururken bütün çarpılar 1 Ocak tarihinde en dıştan başlayıp döne döne en içe doğru gidecek. Tam ortaya da kocaman hedefini yazdığın zaman artık hedefi unutmak da söz konusu olmayacak. Şunu çok mutlulukla söyleyebilirim ki geçen yıllarda bu yöntemi kullanarak pek çok insan kötü alışkanlıklarından kurtuldu. Mesela sigara içmeyi bıraktı. Binlerce kişiden bu şekilde mesajlar geldi. Ya da yine bazı başka arkadaşlar çok daha sağlıklı hayat tarzına kavuştuklarını söylediler. Ya onu bırakın, biz kendi evimizde, 3 kişilik ailemizde bu yöntemi yıllardır uyguluyoruz. Ve mesela geçen yıl eşimin kararlarından biri şuydu. Her gün şekersiz, probiyotik yemekler hazırlıyorum. Günde bir öğün bile olsa sağlıklı ve besleyici gıdaların vücuda gitmesi, şeker gibi sağlıksız şeylerden kaçınılması insanın hayat kalitesinde inanılmaz değişikliklere yol açıyor. Başka bir örnek, 7 yaşındaki oğlumdan. Her gün kitap okuyorum. 2 yıldır her gün zinciri hiç kırmadan İngilizce ve Türkçe kitaplar okuyor. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk gününde, 2019'un ilk gününde 2019. kitabını bitirmiş olacak.
Sonuncu örnekte kendimden olsun. Ben de 4 yıldır her pazar kesintisiz olarak sizlerin karşısına çıkıyorum. Yani bu takvimde dikey bir zincir oluşturuyorum. Çok basit gibi görünen bu işlemi bence sürekli olarak yaptığım için ilk yıl bu zinciri kırma videosunun ilk versiyonunu hazırladığımda sadece 15 bin kişinin karşısına çıkmıştım. O kadardı YouTube kanalım. İkinci yıl tekrarını yaptığımda aynı prensibin videosunu tekrar çektiğimde bu kez 350 bin kişiye konuştum. Ve düşünebiliyor musunuz? Geçen yıl bu videoyu yaptığımda bu kanalın abone sayısı daha 1 milyon bile değildi. Bütün bunları neden söylüyorum? Sadece kanalımla övünmek, sizlerle gurur duymak için değil. Atılan küçük adımların istikrarlı olarak atıldığı takdirde İleride ne kadar büyük değişikliklere ve etkilere sahip olabileceğini ispat etmeye çalışıyorum aslında. Şimdi az önce verdiğim örneklerden sadece birini, kitap okumayı düşünün. Her gün kitap okuyan bir insan sadece bilgisini düzenli olarak arttırmakla kalmaz. Hayata bakış açısı zenginleşir. Daha önce göremediği şeyleri görmeye başlar. Bir gün okuduğunda bir nokta yakalar, başka bir gün başka bir noktayı yakalar. Sonra bu iki noktayı daha önce hiç birleştiremediği şekilde birleştirebildiğini fark eder. Dolayısıyla bilgileri lineer olarak artarken bilgeliği logaritmik olarak çoğalır. İşte bu kanalın izleyicileri de böyle logaritmik olarak arttı. Şu an dördüncüsünü hazırladığım bu zinciri kırma videosuyla artık 2 milyondan fazla insanın karşısındayım. Bu ne demek biliyor musunuz? 2019 yılında en az 2 milyon hedef gerçekleştirebiliriz. Neden buna toplumsal bir doğum günü hediyesi dediğimi anladınız mı? Üstelik bunun şimdi tam zamanı. 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre yılın başında alınan kararlar, yılın başka bir zamanında alınan kararlara göre tam 10 kat daha fazla uygulanıyor. İşte o yüzden gel bugün birbirimize bir söz verelim. Sen önümüzdeki 15 gün içerisinde 2019 için kendine en az bir hedef belirle. Ben de o yolda yürümene yardım edecek bu zinciri kırma takvimi ve metodolojisiyle sana eşlik edeyim. Bu yıl, yeni yılın doğum günü senin de doğum günün olsun.